Sigorta Marine'in sunduğu Lefke'de sportif balıkçılık başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, bir Lefke'de sportif balıkçılık programına tekrardan hoş geldiniz. Bu akşamki konuklarımız SAPDER Başkanı Erhan Akbora, Başkan Yardımcısı Gürkan Zehirok ve amatör balıkçı Mustafa Karabetçe kardeşim. Herkes hoş geldi. Öncesinde küçük oğlum Timuçin'in bir tane hazırlamış olduğumuz videosu vardır. Çok ısrar etti Timuçin. Baba dedi, herkes dedi televizyona çıktı dedi, ben de çıkmak istiyorum dedi. Beni de balık tutarken dedi televizyona çıkarırsan mutlu olurum. Rejiden rica edersek videomuzu versin. Evet, Timuçin başladı balığı çeksin. Küçükten aşılama. Evet Timuçin. Görüyor musun? Timuçin nasıl yapar ortada? Tık 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 gitselen. Bırak ya, direkt tutsun sen adamcağızı. Bırak. Ha, tamam, vurma gene, vurma. Yapma öyle, yapma. Vurma ha. Ha. Ha, gelsin bakalım. Gelsinler bakalım. Geliyorlar. Timuçin'i çek annesi. Annesi Timuçin'i çek. Timuçin yem balığı alın be. Gel bakalım balık. Geliyor. Timuçin nasıl hissedin babam? İyi hissedin. Aferin. Sen de konsantre ol. Tamam susun, konsantre oluyorum. Balık bir şey konsantre ol. Evet. Niye konsantre ol? Gelir işte. Çek Timur'um. Aferin Timur'um. Bu hafta Lefke'de sportif balıkçılığın konuğu Timuçin Furkan. El salla bir Timuçin'im. Bravo. Aferin, bu hafta Lefke'de sportif balıkçılığın konuğu. Evet. Televizyona çıkacak mısın babacığım? Aferin baba. Balıkçı oğlum benim. Çıktım zaten. Aferin. Geliyor, al yavru. Domara versene be. Al, bedeme. Domara be. Doma da geliyor. Domara geliyor. Bunları keseceğiz herhalde, müzik koyacağız değil mi? Yavu oldu, yavu oldu. Domara gel. Hadi bakalım. Esin bakalım. Beni tutalım ha. Beni tutalım. Bak da amcam zaten marazından yandı kabrı. Zayıflatı daha görüyor musun? Bak az kaldı, geliyor. Kaldı kabrı şimdi havaya. Sarı şimdi bekle. Kaldı. Sar. Annesi bu tarafı çek. Sar artık mı? Sar. Sar. Çekerdim canım. Sar. Bravo. Bravo. Sar babam. İşte böyle. Sar anne. Sar da geliyor. Sar. Sar. Aha geldiler. Balıklar geldi. Çiftleri geldi. Geldi. Yavaş yavaş. Timuçin nasıl yüksün? Timuçin! Çek annesi Timuçin'i! Tebrikler! Timuçin ne yaptın sen babam? Bravo! Aferin oğlum ha! Üç tane balık! Ordu'yu aldık Timuçin yukarı! Tebrikler! Al bakalım balığı. Aldım. Tut bakayım. Tut da korkma, tut. Gel düşelim. Gel bura, gel yanıma gel. Müzik koyacağım. Ben tuttum. Gördün? Gördün? Korkma. Çok güzel. Devam edeyim canım, devam edeyim. Evet sevgili izleyiciler, küçük Timuçin'imizin ricasını da yerine getirdik. Balık avını çok sever, bizim inan çok balığa gitmek ister. Ama ve lakin daha yaşı küçük olduğu için
Arada bir böyle götürüp küçükten aşılamaya başladık. Umarım herkes, bütün amatör balıkçılar çocuklarını bu şekilde götürüp denize aşılar. Çünkü bir adada yaşarık ve çocuklarımızın yapabileceği hobiler zaten kısıtlıdır. Denize de alıştıkları zaman çok güzel hobiler yapar. Evet, bu akşam Sapder'i konuk etmemizin sebebi Sapder Derneği ile sosyal medya üzerinden küçük bir atışmamız olmuştu. Bunu fark eden Avcılar Birliği Federasyonu, Osman Başkan iki derneği bir araya. Bu arada biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amatör Balıkçılar Derneği diye bir derneği hayata geçirdik. Bunu gören Osman Başkanımız ve Ahmet Mahir El kardeşimiz bizi bir araya getirdi. Bir ortak görüş, bir toplantı, 3,5-4 saatlik bir toplantıdan sonra bir ortak görüşe imza attık ve birlikte ilerlemeye karar verdik amatör balıkçılar için. İnşallah daha iyi şekilde birlikte çalışıp daha güzel şeylere imza atacağımıza inanırım. Evet başkanım, hoş geldin tekrardan. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bugüne Allah'a şükür diyelim. Dünden bugüne sıkıntı yok. İyisiniz. Allah'a şükür. Evet başkanım. Bu görüşmüş olduğumuz toplantıda amatör balıkçılara da biraz bilgi verelim istedim. Evet. Onun için zaten hem bu aramızdaki sürtüşmenin bitmiş olduğunu, artı birlikte yürüyeceğimizi, amatör balıkçılara da toplantıda ne kararlar aldığımızı, neyin üzerinde birlikte yürüyeceğimizi anlatmak istedim. Evet. Onun için sizi çağırdım bu akşam, misafir ettim. Buyurun, söz sizde. Şimdi, teşekkür ederim. Öncelikle dünkü gerçekleştiğimiz toplantıda bu mevcut tekne harçları, bununla birlikte tesis konuları, bunların üzerinde oturduk. Hep beraber bir fikir birliğine vardık. Hangi konunun üzerinden yürüyeceğimiz konusunda. Yalnız şunu önceden bir ifade edeyim. Geçen programda tartışmış olduğumuz tam noktayı. Evet, geçen programda bana bir soru sorduydunuz. Bu harçlara siz karşı mısınız diye. Ben de hayır, bunun nedeni, hayır karşı değilim. Bunun nedeni de bu komisyondur diye belirttiydim. Orada ama bazı arkadaşlar algılamamış ne dediğimi. Kendimi herhalde iyi ifade edemedim arkadaşlara. Evet, evet. Harçlara bu komisyon olmayaydı. Bu şekilde alınmasına karşıydım. Neden? Çünkü bu alınan bu harçlarda bu komisyonda yer alan paydaşlar, Avcılık Federasyonu olsun, burada bir de sportif amatör balıkçılık derneği de olabilir. Belli değildir o. Olup olmayacağı. Bu paraların nereye harcanacağını denetleyebilir, kontrol edemez, denetleyebilir. Şimdi bunu ifade ettikten sonra dün gerçekleştirdiğimiz toplantı neticesinde bizim daha önce Avcılık Federasyonu'yla şeye gidip Sayın Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na gidip Ocak ayının içerisinde sanırım bir önerimiz olduydu. Bir balon balığı muafiyeti tanınsın bu harçlara karşılık olarak. Ocak gibiydi. Ondan sonra Şubat'ın tam bu bütçe görüşmeleri falan filan vardı. Yoğunum falan dedi. Şubat'ın 15'ine dedi size şey vereyim, randevu vereyim. Bir çalışın edin. Ne yapabiliriz? Biz de bir çalışalım edelim edelim de. O araya tekrardan bir kapanma süreci girdi. İşte Mart kaçıydı tam unuttum. Mart başlarında bir tarihte tekrardan gittik görüştük. Orada şeyi de çağırdı. Hayvancılık Dairesi müdüresini. Bizim bu balon balığı ve aslan balığı üzerine ki fikirlerimizi biz orada müdür hanıma da aktardık. Sayın Bakan dedi ki evet müdür hanım, ben bu teşviği isterim bu zararlılar konusunda. Lütfen Mart sonuna kadar uzamasın bu iş, Mart sonuna kadar bu işi halledelim. Neydi bizim verdiğimiz şey de? Bu balon balığını avlıyoruz zaten her halükarda. Kuyruk başına bize de şeye verdiği gibi, profesyonele verdiği gibi teşvik. Ama bize teşvik, onlara para günün sonunda şey verir. Bizim de harçlarımız üzerinde belirli bir yüzdelik oranında teşvik versinler bize dedik. Düşsünler bunu bizim harçlarımız üstünde. Evet ve bunu bize Mart sonuna kadar bildirecekler. Yani Mart sonuna kadar bakanlık müdüresine dedi ki Mart sonuna kadar bitirelim bu işi. Evet. Evet. Tabii
buradaki biz neden balon balığının üzerinden yürüdük onu da konuşalım. Şimdi evet. Balon balığı ülkemizde Tarım Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından zararlı bir tür olarak ilan edildi ve buna profesyonel balıkçılara, tabii biz amatörlerin balık satma durumu olmadığından dolayı yasa gereği teşvik veriyor. Şimdi profesyonel bu balon balığına ne kadar doğru düzgün bir şekilde mücadele edebilir ona bakmak lazım bu anlamda. Çünkü adam ekmek parasının peşindedir. Gidecek tutacak balon balığını da. Devletin kimseye borcu kalmaz ama 8 ay sonra ödeyecek, 1 sene sonra ödeyecek. Zaten baragayla tutmak hemen hemen imkansız gibi keser kopar. Evet çatır çatır keser ha. Keser gider. Yani dünya kadar zarar da verir. Evet. Bir tek şansı ağda tutulacak. Ağda tutulacak, ağda gelecek. Çıkacak. Şimdi adam ekmek derdindedir. Denize açıldığında ağını mı atacak, baragadisini mi atacak yoksa balonla mı uğraşacak? Dedim evet. Ki, ya biz bu işe talibik, bizden daha buna şey verin. Biz zaten şeyimiz de var, kotamız da var. İşte 5 kiloyu doldurduk, alın biter normal yasal şartlar altında. Evet. Ama bunun varsa diyebilin, ya ha tuttuk şeyi, doldurduk kotamızı da. Gidelim bugün de kalan, denizde kalan, geriye kalan süremizde gidelim. Balon tutalım, biriktirelim kuyruklarımızı veyahut o gün hava sıcaktır ya bugün ne uğraşacak Kenan balığından oynamaya. Gel gidelim balon tutalım, kolaydır avlanması da. Buradan bir teşvik talep ettik bu sebepten dolayı. Zaten zararlı bir tür ve denizlerimiz için faydası olan bir balık değil, zararı olan bir balık. Gelelim biz bunun üstüne, biz uğraşalım, biz tutalım. Bundan da bize çok büyük bir şey değil ya. Bir şey verin bu harçların üzerinden çünkü telsiz... Bugün fiyat olarak pahalı. Telsize ayrı harçlar var. Bir de bu tekne harçları çıktı. Bugün bir balığa gitmek isterseniz ortalama telsiz fiyatında içine koyduğunuzda 1000 liralık bir şey aldığınızda 2000 liraya yakın bir şey çıktı. Meblağ çıktı. Bunu da evet. Çekelim biraz aşağı. Bununla ilgili işte görüşümüzü ilettik kendilerine. Tabii onlar da bir takım mevzuatlara bakacaklarını söylediler. Ona bakacaklar, buna bakacak. Uygun mudur falandır filan mıdır gibisinden. Son gittiğimizde bize söylenen şu işte mevzuata çok uygun da değildir bu size teşviği vermemiz. Çünkü, evet çünkü orada yasada amatör balıkçı ki, hiçbir şekilde hiçbir şeylerden denizden menfaat sağlayamaz diye madde evet, vardır. Madde vardır ama yani bu da değişmeyecek diye yasanın bir maddesi değildir. Aynen. Şimdi biz de bir takım şeylerden bir hukusal görüş bekliyoruz. Araştırırız yani biz de bu konuyu. Ama yani o maddenin yanına tam amatör işte hiçbir şekilde menfaat, para kazanamaz, menfaat bekleyemez maddesinin yanına orada bir parantez. Bu yasa altında düzenlenecek tüzükte hayvancılık dairesinin ve veya o komisyon çünkü karar verici bilim insanları vardır içerisinde açıklamış olduğu zararlı türlerden muafiyet veya satış hakkı elde edebilir diye bir madde konulsa bu iş biter. Aynen öyle. Sonuçta yani biz de hem harçları bir nebze hafifletirik. Tabii. Hem de denizimizi korumuş oluruz. Denizimizi koruruz. Yani bu bizde ya tam biz amatörlük şeyimiz ama en büyük katkıyı biz profesyonele sağlamış oluruz. Çünkü bu işten ekmek yiyen kesim, gerçek mesleği olan kesim bunlardır. Bu insanlara biz faydamız olur. Denizimize faydamız olur. Bu şekilde bir şeyden gittik. Bilmiyoruz, çalışıyoruz daha üzerinde. Gerekli olan yazışmalar dün işte verdiğimiz karar neticesinde şeye vereceğiz. Tekrardan Tarım Bakanlığı'na biz ileteceğiz. Hukuki görüşü de bekliyoruz. Ne yapabiliriz, ne yapamayız diye. Çünkü bazı şeyler, kesimler vardı. Şimdi buradan onları söylemeyeyim. Bugün aklıma geldi. Unuttum da size gelirken ileteyim. Program çıkışında anlatırım size. Bir takım imtiyazlar var bazı konularda. Tabii sağlanmıştır. Ki. Evet evet. Hatta demince bahsettiğiniz bile yani en ufacık bir imtiyaz. Yani o orada yasaya eklenecek bir maddenin bir değişikliğidir. Sadece zararlı hayvancılık dairesinin belirlediği ve o komisyonun içinde zaten bilim insanları da vardır. Biz deme yok ya. Aha bu hayvanı belirleyin zararlıdır diye. O komisyondaki bilim insanları karar verir. Ülke olarak zaten biz balon balığını zararlı tür olarak ilan etmişik. Profesyonelle teşvik veriyor ki bu hayvanı avlayın çünkü zararlıdır denizlerimize diye. Biz denizlerimizdeki zararlı hayvanın
temizlenmesi karşılığında temizlik. Düşünün ki ya gittik oltayla tutacak kendileri. Yani affedersiniz bisikletin takım yaparlar. Bisikletin fren şeyinden, telinden. Çelik telden. Çelik de onu bile kesen bir hayvandır bu. Evet. Yani duttuğumuzda, çok keskin dişleri vardır. Duttuğumuzda şeyi efendime söyleyeyim harcadığınız kopan gancasıdır. O sudur bu sudur maliyetine baktığında belki de daha fazla para harcayacak. Şimdi benim başka farklı bir de düşüncem vardır. Amatör balıkçı. Tamam belki böyle bir imkan bize sağlanabilir. Ama amatör balıkçı gidip de bununla uğraşacağını sanmıyorum. Yani uğraşırsınız dediğim şartlar neticesinde uğraşırsınız. Kotanızı doldurursunuz. Denizde kalmak istersiniz. Gidersiniz. 5 tane 10 tane neyse tutabilirsiniz. İnşallah. İnşallah öyle bir şey olur da biz de bu harçlardan tabii biraz nefes almış oluruk. Çünkü çıktık sonra da çıkar. 255 lirayla başladık. Bugün 295 liraya asgari ücretin endekslendi. 295 liraya çıktı. Yani hakkımız hayırlısı tekne, gittik sonra da yükseliyor. Tekne sahiplerine. Tekne sahiplerine. Evet. Bir şey sorduydum bana Gürkan sen de binecek. İki teknesi olan. İkisine de ödeyecek. İkisine de ödeyecek değil? Evet. Yani böyle bir mantıksızlık. Çünkü kayıt farklı, kayıt şeye göre değil, sıraya göre değil. Peki iki av tüfeği olan iki adam, bir adam iki avla mı çıkar? Şimdi işte buradaki hikaye çok farklı oradaki. Siz yani iki teknem var benim, iki telsiz almak zorundayım, yoksa bir telsizinden ikisini de... İkisini de bir güzel, bunun başlangıcı, bu sorunların olması güzel bir şeydir. İşte bizim savunduğumuz bu komisyonun önemi şu anlamda çok önemlidir. O komisyonda kimler yer alır? Kim var? Tam bütün bu sorunların paydaşları kimlerse hepsi o komisyonun içindedir. Hayvancılık dairesi, polis, güvenlik kuvvetleri, güvenlik kuvvetleri, güvenlik, kaplumbağaları koruma, profesyoneller, şeyler, amatörler ve herkes sorunların ne olduğunu bilir. Ama kimse, şu bir gerçektir, gidersiniz böyle, o söyledi. O öyle söyledi, o öyle söyledi. Oraya gittiğiniz zaman işte, o onu söyledi, o onu söyledi, o onu söyledi diye bir şey olmayacak. Kim neyse orada herkesin yüzüne karşı, sen söyle bakalım bu problem var. Nedir şeyiniz, çalışmanız? Örneğin şeye, hayvancılık dairesi bu konuda. Diyemeyecek. Biz budur falandır filandır. Profesyonele, ya biz çok balık avlarmışık. Nedir? Diyemeyecek. Aramızda amatörler içerisinde balık satan arkadaşlar vardı. Doğrudur, biliyoruz. Biz bunu inkar etmedik. Ya ama defalarca, balığı alan defalarca kim? Balığı alan kim? Gene profesyoneller. Yani bizim başka duyumlarımız vardır. Bunu siz de bilirsiniz. Siz de duymuşsunuzdur. En basit örneği balon balığı üzerinden. Balon balığını avlayan amatörler vardır. Profesyonele teşvik vardır diye gider profesyonele verir kendini. Daha evet, düşük fiyata verir. Daha düşük fiyata verir kendini profesyonele. Profesyonel de taş attığımda kolum yoruldu. Alır o da 5 liraya. Ha, buradaki o parasını öder. Senin de dediğin gibi 8 ayda mı çıkar artık? 10 ayda mı çıkar? Şimdi buradaki özellikle başkanın söylediği balon balığı üzerinden yürümemizdeki esas amaç sonuçta o denizinde sana ait olmayan bir balık türedi ve dominant oldu. Yani denizin hakimiydi şu an. Evet. Balon balığının üzerinden yürümemizin sebebi bir nebze de yani zararlıyla mücadele kapsamına girdi diye, girer diye. Hani o yüzden balon balığı diyoruz biz ki hem tabii ki hem zaten ama aslan balığıyla aslan balıkçı yani bir tek zıpkıncı. İşte aslanla mücadele. O da birebir yani. Evet, yani biz kesinlikle ikinci maddemizde zararlar konusunda aslan balığıdır. Hadi oltacı gidecek tutacak balon balığını. Bir oradan bir kazanç değil de bir muafiyet doğacak kendine. Zıpkıncılar ne yapacak dedik. Bunlar da zaten %80'in zıpkıncıların da tekneyle dalış yaparlar şimdi. Yani hepsinin teknesi vardır. Onlara da ne yapalım dedik. Onlara da aslan balığı üzerinden, bu da bir istilacı balıktır. Aslan balığını da verirsek yani hem balon balığı hem aslan balığına muafiyet tutarsak bunlar da denizden de bir nebze olmuş. Ne kadar bir mücadele, olsa, bir koruma, bir, denizi bir şey. Aynen öyle, zaten mücadele kapsamında.
bir şekilde de yasallaştırıp bugün aslan balığı Yeşilat tüzü üzerinden güneye gider. Evet, bir şekilde satışı da vardır aslan balığını. Aslan balığını bırak, bütün çıkan taze balık zaten %80'i, %85'i Yeşilat tüzüğünden güneye geçer. Onun çok tartışmasını verdik. Çok tartıştık o konuda. Niye bizim halkımız KKTC'de çıkan birinci sınıf balığı yemiyor, tüketmez, yemiyor? Tüketmiyor değil, tüketemiyor. Ha, euronun, dövizin yükselmesi... Fiyatların orada daha uygun olması. Profesyonel balıkçıyı cezbeder. Tabii ki. Gamatları cezbeder. Ve alırlar Yeşilat tüzüğünden. Bence çok yanlış bir kural. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıkan bir balık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı tarafından tüketilsin. Bunu da nasıl sağlayabilirim Mehmet? Gıda sektöründe en nazik olan bir tür balıktır. Yani 3 saat sonra tüketmezsen kendini deforme olur yani. Normal saklama koşulları dışında mesela buzluğa girmezse bir balık yakalandıktan 1-2 saat sonra yani erken bozulan bir türdür. Bilmem rast geldiysen sen de... Yok, rast gelmesine gerek yok. He. Ben hemen şimdi telefonuna bir görüntü yollayacağım. Bir balık tutar x bir şahıs, profesyonel olsun amatör olsun ayrım ayrım onu. Evet. Tombula üstü dediğimiz 6 kiloluk bir beyaz lavos yakaladı. Gezer 50 kişiyi. 5 lira kişi başı oraya sıra numarası verir. 5 saat sonra bir çekiliş yapar. 6 numara çıkar üstüne. 6 numara kimdir? Mustafa Karabetçe kazandı balığı. 5 liraya balığa sahip olur. O da kazancını sağlar 100 kişiden. Bu balık satışı zaten. Bizim yıllardır söylediğimiz balık satışı hassas olduğundan dolayı kooperatiflerin birleşmenin şart olduğunu. Yani herhangi bir balıkçı, profesyonel bile yani kooperatife verirse balığını, bu sefer Yeşilat'ı da kontrol etmiş olun, amatörü de kontrol etmiş olun. Kendi adanın içinde yakalamış olduğun balığı da kooperatifler sayesinde dağıttığında adaya kontrolü daha kolay olur. Yani dışarıda elde balık satışı olmasın diye. Bunun kavgasını dün federasyonda şahit oldunuz değil mi? Nasıl yaptım ben bunun kavgasını federasyonda? Pandemi, kapalı bir süreç değil mi? Evet. Bazı X şahıslar evden balık satardı. Mesleği değil. Ve şikayetçi olduğumuz halde kesinlikle ne denetlendi? Çünkü hayvancılık dairesi der ki ben denetleyemem. Şimdi denetleyebilir. Belediye denetleyebilir. Satışı. Evet. Ve ne derdi yani manşet de buydu. Eve temizlenmiş balık. İşte bak. Yani temizleyecek ve gidecek herkese elden götürecek. Evet. Ve adam bunu Facebook üzerinden çatır çatır yapardı. Hayvancılık dairesi herhangi bir şey yapamadı. Döndü belediyeye dediler. Belediye kontrol etmesi gerekirmiş. Belediye kontrol etmedi ve halen daha da devam eder. İşte bu noktada işte gene bu komisyon dediğimiz şeyin önemi ortaya çıkar. Çünkü bu paydaşların hepsi oradadır. Yüzlerine karşı bunları bu budur deyip söyleyebiliriz. Bu bana gönderdiğini plakasını kapatıp evet yayınlayabiliriz. Evet. Herhangi bir sıkıntı yoktur orada. Reci'deki arkadaşa ben bunu gönderdim. Bir zahmet plakasını kapatsınlar. Plakasını bir yayınlasın, kapatıp göstersinler. Bir göstersinler. Yani bu halka bakın. Like görülüm bu. Ben senelerce yurt dışında balık avladım. Güney Kıbrıs'ta balık avladım. Güney Kıbrıs'ta şu anda balık tükenmiştir. Aynen öyle. Tükenmiştir. Neden tükenmiştir Güney Kıbrıs'ta balık? Trollere izin vardır. Troller sahile kadar iner. 80 metre limiti vardır. 80 metreye kadar iner. 80 metrede av yapar. Ve denizi kurudur. Allah'a bin şükür olsun bizde öyle bir sorun yok. Şimdilik. Şimdilik yok. Şimdilik yok. Ama ve lakin profesyonel balıkçılarımızda gelişmiş teknolojiyi takip ederekten yani çoğu profesyonel balıkçımız neredeyse şimdi
gelişmiş teknolojiyi takip eder ve bizim gibi cihazları kullanıp balık avı yapar. Ama ve lakin o balık da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalmaz, güneye gider. İşte sorgulanması gereken budur. Milli servetleri, biz, ülkenin, aynen, insanı, ülkenin vatandaşı milli servetlerini faydalanamazsa, biz faydalanamayız ve başka yerler, Güney Kıbrıs olsun veya başka başka yerler faydalanır bu milli servetten ve biz ne balığı yerik? Hadi biz kendimiz tutarık. İkinci sınıf. Biz kendimiz tutarık. İkinci evet, sınıf. İthal edilen balık. Somondur. Türkiye'den. En son Şokoladır, ne zaman çizim. En son ne zaman yedin gemi konağından voppa? Gemi konağında çok güzel voppa çıkar mesela. Sezonunda giderim alırım. Denk getirirsen alırım. Ben balığımı bulurum yani kısacası. Senin gibi kaç kişi? 3 kişi. Nereye gider bizim balığımız? Piyasaya girmez. Gördüğümüz gibi. Güneye gider. Dövizin yükselmesinden dolayı biz de Türkiye'den gelen çiftlik balıklarını ya da çiftlik balıklarını çipuraymış. Evet. İşte Reci arkadaşımız verdi. Bakın adam yani salon bir aracın arkasında iki kasa çipuradır zannedersem. Evet, büyük ihtimalle çiftlik çupurası. Çiftlik çupurası bu şekilde halka satış yapar ve bunu denetleyen ya satış yapıp yapmadan bu taşınacak bir şey midir? Yani balık dediğim, çok dediğim konudur yani. Erken bozulan bir şey canlı. Sağlık yönünden de gerçekten tehlikeli. Tabii ki. Tabii ki. Ama ve lakin bizim vatandaşımız bunu böyle yapıp vatandaşa da yedirir. Yedirir. İşte. Yapacak bir şey yok. Evet Mustafa, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de bize kendinden biraz bahset. Tabii seni camia tanır. Ama tanımayanlar için. Yani. Genelde ağırlığı tanır. Buyur. Nasıl gider pandemi? Pandemi bayağı hepsimizi sarstığı gibi. Yani bütün çevremizi sarstı. Bizi de sarstı. Olumsuz şekilde. Gerek ekonomik, gerek kısıtlamalarla bayağı bir yavaşlattı yani bizi hayatı. Evet. Bir de duyduğum kadar yakın zamanda bir arkadaşını da kaybettin. Buradan rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Osman Atakara. Atakara. Çok yakın arkadaşım. Çok değerli bir çocuk. Bir trafik kazasında kaybettik. Bir gencimiz daha. Başınız sağ olsun. Dostlar evet, sağ olsun. O da camiamıza gir. Her şeyini hazırladık kendine. Yani evet, acı oldu zaten bize. Bir teknesini aldı. Sen hazırladın teknesini evet, de. Teslim ettiğimiz gün ve gaza geçirdi zaten rahmetli. Kullanamadan rahmetlik oldu. Aynen. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun. Her zaman da sevilecek olan bir insan. Seviliyor zaten. Her zaman da sevilecek aynen olan bir insandır. Aynen. Sen bize bazı videolar getirdin Mustafa. Onları bir izleyelim. Onların üstüne biraz konuşalım. Malzemizden. Evet. Burada Fangri çeken Mustafa galiba. Favori. Favori balığı değil. Ve Mustafa da bot kullanır. Bu eski botumu da ama şu anda yeni bir bot kurdun. Yeni kurduk. Hayırlı uğurlu olsun o da. Bol trofeli günlerde kullanasın inşallah. Siftahını yaptık zaten ya. Siftahınızı yaptınız. Çok güzel. Çok şükür. Alper arkadaşımla. Ama gözünde ekranda yani herhalde ya daşı yeni buldun orada. Ya bir şeyler görün ekranda, yeni işaret atmaya çalışın. Bir şeyler yapardın orada. Biraz karışıyordu aşağısı. Aşağısı biraz karışıyordu. Çok, o gün bayağı bir bereketli geçtiydi. Maşallah. Zaten kısa kestim çünkü artık limitin üstüne çıkıyordum. Direkt bitirdik avı. Aynen. Ya limitler dahilinde avlanmak. Çok da yardım oldu ama o gün. Yani bu videoların çekildiği gün çok daha iyi adam olduydu. Küçük fangriler mesela. Küçük iki tane patlak göz iade ettim. Ben bayağı zaten sen şahit oldun buna. Evet. Bize çok sorarlar yani iade yapmayız mı diye. Öyle mi diye, böyle mi diye. Aha. Yani şimdi dursam toparlasam belki de 100'ün üstünde, 150'nin üstünde iade videom vardır. Ama ve lakin yani bunu göstermeyi şey yapmam fazla ben. Tabii ki. Ya şimdi yani işte bakın biz balık tutarık ama biz geri de bırakırık.
Kesinlikle çocuğun küçük ben çocuklar o şekilde... küçük çocuklar için bir algı oluşması açısından güzeldir iadeler. Tabii ki o da farklı bir düşünce. Yakın zamanda zaten tekrardan belgesellerde iadeleri de koyarız o zaman. Hatta bu mesela yasaklar vardı. Yasakların içinde biz belli günlerde balık avlarına gittik. Belgesel çekimleri yaptığımız için. Ve biz ne dedik? Biz bunu belgesel çekimi için yaparık. Yani bunu bize kimse demedi. Biz kendimiz bir belgesel çekimi yaparık. O zaman dedik bu tuttuğumuz balıkları da geri iade edelim. Ki demesinler işte en azından bazı arkadaşlarımız geldiler balık tuttular balık aldılar. Ve o günlerde mesela tutulan bütün balıkları iade ettik. Çok güzel de videolar çektik. Paylaşın bunları. Bunlar hiç güzel şeyler. Hiç unutmayacağım. En büyük balığıydı herhalde şimdiye kadar iade ettiğim. 18 kilo bir mineri. Kaldırdım. Geri suya attım ama yani şimdi ben inanırım ki balık hani derler ya hissi 30 saniyedir falan filan hissetmez, hissizdir, öyledir, böyledir. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Yani dönüp bakıp teşekkür bile ettiğini hissederim. Ha belki abartılı gelir bu. Yok abartılı gelir o. Ama dönüp baktığını hissederim hayvanın. Kesinlikle. Burada ne çekin Mustafa? Gene fangri alın. Aynen. Yaşa zaten fangrici demezsen. Fanglilerine kalamadılar korkar bizden. Daha videomuz çok var ama. Deniz de çok güzel. İlerleyen çok, zamanlarda çok. Tekrar videolardan koyarız inşallah. Zaten bir de karar aldık. Şimdi tam bu açılmalar gerçekleşsin. Bölge bölge gezip her bölgede balık avı yapıp o bölgeden amatör balıkçıları misafir edip bizim teknemizde hem bir şeyler göstermek amacıyla hem bir şey faydalı bir şeyleri öğretmek amacıyla hem de amatör balıkçının ne kadar geniş bir aile olduğunu gösterebilelim diye televizyonlardan. Çünkü siyasilerimizde de bir algı vardır. Kaç kişisiniz? Yani bize sorulan, ben de bakana gittim geçenlerde mecliste, biz de bakanla görüştük. Ya ama kaç kişisiniz? Yani öyle bir de algı vardır. Şimdi algıyı siyasilerimiz yalnız şu şekilde algılarlar. İşte kaç kişisiniz? Oyunuz var, şuyunuz var. Bir kişi bile olsa. Bir de özür dilerim, özür dilerim. 30 bin euro tekneniz var. Yani bundan en çok canımın sıkılan bir konu buydu. 30 bin euro tekneniz var, 5 bin euro, 6 bin euro cihazınız var. Ne bileyim ben oyunuz var, buyunuz var da 300 liradan korktunuz. Öyle. Yani, böyle bir mantık olabilir mi ya? Şimdi, ama, böyle bir düşünce, böyle bir felsefe olabilir mi? Onu söylerlerken benim çoğu arkadaşım var ki bankadan krediyle aldı. Yani cihazlarını da bankadan krediyle aldı. Aslında konu nereye gelir, dayanır? Benim görüşüm bu. Benzer şeye, seyri söferi ödersiniz. Kiloya göre şeyin, arabanın. Kimi araba 400, kimi araba 200, kimi araba 1000 lira, 2000 lira. Aynen, 2000 lira. Doğrudur. Sonuçta yani 100 bin lira olup bir arabada sürebilirsiniz. Kesinlikle. 5 bin istedik bir arabada süresiniz. Peki o yolda sürdüğünüzde yol hizmeti alıyor musunuz dediğimde size? Şimdi yollarınız olsa çift şerit hepsi ve sorunsuz bir yolculuk yapsanız çukuru mu kuru olmasa seyri söfere itirazınız olur mu? Olmaz. Olmaz. Bu şekilde de bu harçları sizden aldığınızda ya da bizden aldığında işte, bir hizmet versin size. Gerek indirme yerlerinde gerek onda yani. Zaten ama bu konuda. Bunu da sorduğumuz zaman. Bunu da sorduk. Yani neyi, tamam bu 300 lirayı ben vereyim de ne denir? Ne alıyorum? Ne denir bize? Bu kadar sene biz sizden hiçbir şey almadık. Şimdi alacak da bundan sonra yapalım. Tamam, bunca sene zaten yani, siz bize tamamen, ne verdiniz? Tamamen bizi. Yani çok kötü bir tabirdir. Amatör balıkçının cebine devlet elini atar. Şimdi yani bu... kötü bir tabirdir bu ama bizden bu parayı bekleyin, biz sizden ödeyin bizi.
Da biz size işleyelim. Zevk yaparak dediler. Doğrudur, zevkin bedeli olmaz. Ama zevkin bedeli olmaz. Bir şey daha, ben benden bir harç alıyorsan bunun karşılığında mutlaka bana hizmet verebileyim. Nasıl ki plajlar ücretsizdir diyebiliyorsun. Beleş, deniz ücretsizdir. Deniz ücretsizdir diyebileyim. Ben o denize girdiğimde ücret ödemiyorsam ama şezlongu kullanacaksam bedelini ödemek zorundayım. Madem ki bu bedelleri benden alıyorsun, karşılığında bana bir hizmet göster. Şimdi bu konuya da değinelim. Bu daha iyi olmaz mıydı bu şekilde? Yani çıkardı Tarım Bakanlığı, tamam, derdi bize amatör balıkçılar, 6 tane projemiz vardı sizin için. Hazır. Yaptık biz bu projeyi. 6 tane proje. Amma ve lakin size bu harçları koyuyorum. Bu harçları koyuyorum. İnanın bir tane amatör balıkçı yok demedi. Dediğim konudur işte. Demesi işte dediğim ama bu konuyla konudur. İlgili bakandan da görüştüğümüzde bu indirmeye ilgili. Dediğimiz konu hizmet verse tamam. İyileştirmesi, yeni şey yapılmasıyla ilgili. Bakan konuya sıcak baktı. Hatta dedi, şu an dedi bu şeyler vardı, şu barınaklar vardır. Bilirsiniz barınaklar yasasında biz talep edemeyiz. Biz bununla istedik yani. Dedik ilçeler içerisinde en azından iki tane şeyi indirmeye, yer bindirmeye, barınağı bu federasyonun bünyesi altında olan kulüplere veyahut mevcut olan şeylere, derneklere talep edenler varsa tamam mı şey yapın dedik. İstenler varsa verin. Ben bunu derneğin tüzüğünde yazdım mesela. Ha ben şey dedim ama orada yani şey de olmasın dedim ya yani ben dernek olarak bunu talep etmiyorum. Ama ben yok de, talep edebilin. Etmiyorum dedim. Bir yani derneğin, talebim değil bir yani. Derneğin çünkü gayet doğaldır ve herhangi bir derneğin, orta boyutta bir derneğin gücü vardır. Mevcut kayıtlı olduğu bölgeye bir indirme yeri yapsın. Ha indirme yeri yapıp da ücretlendireceğin diye bir şey yok. Hayır indirme yerinin üzerine bu barınakların işletmesini nasıl ki profesyonellere verirlerdi diye. Sayın Bakan da dedi, arada hiç bunlara uğraşmayın. İsteyen yerel belediyeler var, yerel yönetimler. Evet, bunu İsteyenler bir de daha söyledi, belediyelere verecek. Ha, isteyen evet. Varsa çünkü onların dedi hem iş imkanı var, iş gücü vardır, makinesi vardır, personeli vardır. Bu işleri zaten bununla ilgili şu an bir şey vardır, yasada vardır tüzüğünde, limanlar, barınaklar. Şimdi bununla ilgili günlük indirme, bindirme, haftalık. Bunların cüzi olarak fiyatları hayvancılık dairesi tarafından belirleniyor. Tarifesi vardır yani. Tarifesi belirleniyor. Evet. Belirleniyor. Bu belirlendikten sonra daha değerli toplu bir şey olacak. Ha, benim hayalim nedir? Keşke şey olsa. Bir topara da fazla bir vaktimiz kalmadı. Bir dışarı da yapacağız. Tamam bir park, tekne parkı gibi olsa gidesin koyasın tekneyi kontrol altında her şey kameraların altında. Giden oradan gelin balığından koyun oraya evin apartmanda kalırsan bir yere koyma yani. O bu dediğin Güney Kıbrıs'ta vardır ama şahıslar tarafından yapılır. Kesinlikle ben çok şahit oldum. Hatta ben bir ara. Hayır, devlet tarafından değil zaten özel tarafından da yapılabilir. Bir ara ben sana söylediğim Lapta bölgesinde çok ihtiyaç vardır böyle bir şeye. Bir park yapılır, şahıslar tarafından yapılır. Oradan bir indirme yer yapılır. Öder bedelini atıyorum ayda. Evet. 50 TL, yıllık, 100 TL, neyse, neyse. Bırakır teknesini orada, sabahtan gelir anıhtarıyla açar kapıyı, alır gider denize. Araban yoksa mesela hizmet de verir. Evet, böyle şeyler de olabilir. Gayet mantıklı şeylerdir ki bunların da emsalleri Güney Kıbrıs'ta vardır. Takip edilirse görülür. Ben birebir şahidim ona zaten. Evet. Ben bilirsiniz 3 yıl arka arkaya Rum tarafında hani yüksek derecelerim var. Her ay, jet tabii her ay ve bütün her yeri ben gezdim, bütün limanları da. Liman yakınlarında hani güzel hemen bütün liman yakınlarında park yeri vardır orada da. Kameralı ve mesela adamın şeyi yoksa, aracı yoksa, tamam? Aracı yoksa indirmeye o hizmeti de verirler kendilerine mesela. Adam alır direkt getirir, indirir. Evet. Veya profesyonel balıkçıya da yardım eder. Her sene de bir kere çıkarırlar profesyonel balıkçıyı park yerine götürürler. Bir hizmet var yani. Tabii ki çok güzel bir hizmet vardır böyle bir şey. Şikayetçi var mı? Yok. Şikayetçi yok. Hizmet alır çünkü. Tabii orada gayet bir tamamlanan bu mesuttur yani. Gene dün federasyonda gayet almış olduğumuz bir kararı daha bir dile getirelim. Ay sonuna kadar bu şeyleri bekliyoruz. Önerileri bekliyoruz. Akabinde zaten ben bir eylem duyurusunda bulunmuştuk. Akabinde eğer ki amatör balıkçıya bu öneriler getirilmediği takdirde ve farklı bir yol denenecekse
tek şansımızın eylem olduğunu dillendirebilirik değil mi? Tabii ki yani bu bütün hukuki yolları denedik, bir şeye sonuca ulaşamadık. Tabii ki eylem bizim de hakkımızdır, biz de eylem yapacağız. Zaten federasyonu yapmış olduğumuz toplantıda bunlardan da bir sonuç çıkmazsa diye eylem hazırlığı için. Yani durup tekrar, da beklemenin bir şeyi yok. Eylem çünkü hazırlığı için bütün, plan yapacak. Bütün diye amatör balıkçılar şu anda herkes bekler. Evet. Yani çoğu gidip ruhsatlarını çıkartmadı. Çıkartmadı doğru. Herkes bekler ve der ki ya bize bunu bir şekilde düzeltsinler ya bir şeyler yapsınlar bizim için. Aynen öyle. Ya da kalksın bu ne bileyim ben federasyon olabilir ne bileyim dernekler olabilir biz olabilir bir şekilde kalkalım bir eyleme gidelim. Ve bu işi artık kökünden çözelim, bitirelim. Toplantıda aynı muzdatı bu şekilde dile getirdik. Bunlardan bir sonuç alınmazsa diye eylem kararı almak için tekrar toplanacağımızı federasyonun da bilgisi vardır, bizim de bilgimiz vardır. Buradan da amatör balıkçılara duyurabiliriz. Evet. Son eklemek istediğiniz bir şeyler varsa çünkü vaktimiz kalmadı. 3-3 dakika. Mustafa eklemek istediğin bir şey buradan alalım da gelelim. Eklemek istediğim bir şey de yani sizinle hemfikirim bu hani harçlar konusunda. Çünkü gerçekten abest olan şeyler var. Çünkü yani hiçbir amatör balıkçı da yani bu ödeyeceği ücretin karşılığını hiçbir şekilde görmez. Zaten bu kadar yıllar ödeyenler vardı. Hiçbir şekilde görmeyen insanlar. Yani şeyde limanlarda mesela ben şimdi başka limanlardan bahsedemem size. Çünkü bir tek Lapta bölgesinde, Lapta balıkçı barınağında. Yani orada her türlü hizmeti verirler. Şimdi onlara bir şey diyemem o konuda. Genel konuşurum. Nasıl? Genel konuşurum. Tabii genel konuşurum. Çünkü ben herkes... Lapta balıkçı barınağının zaten farklı bir sistemi vardır. Yani, tabii yani bir askeri bölge aynı içerisindedir. Zaten hayvancılık dairesi o yüzden dolayı çok müdahale edemez oraya. Ha, daha aşağıda ama Kayalar Köyü'nde hayvancılık dairesinin evet. yapmış olduğu başka bir tane evet. balıkçı barınağı evet. vardır. Evet. Memnun olmayanlar da istemezler var. Üye olsunlar Lapta barınağına. Evet. Farklı bir oradan prosedürü vardır diye gitsinler daha aşağıdan indirsinler. Diğer saatte Karaalanoğlu var. Tabii. Biraz daha aşağıda Karaalanoğlu'nun şeyi vardır. Demek evet o da kapalı bir barınaktır ama. O da kapalı bir barınaktır. Evet. O da kilitli bir barınaktır. Evet evet kilitlidir. Üyesine özel değil. Bilmiyorum üyesine. Onların bir takım şeyleri vardı. Hukuksal yani o da sorunları. Üyesine özel. Onlar da bildiğimiz kadarıyla hukuksal sorunları vardı. Sorunları yaşadılar yer konusunda. Yerden dolayı olabilir. Yerden dolayı bir hukuksal problemleri var. Onların daha çözülmedi. Yani, o şey, daha çözülmüş bir olay yoktur. Olay çözülmemişti. Çünkü inşallah çözülür. Çünkü şeyi sözümüzü de kestim. Yani sen giden mesela arkadaşınla arabanı bırakın oraya. Tamam indirin arabanı bırakın oraya. Geldiğinde arabanın üstüne herhangi bir şey bulamayabilin. İşte yani o anlamda. Yani demek istediğim bunu Karpaz bölgesinde bilhassa çok yaşar amatör balıkçılar. Bunu talep ederler ki sizden belli bir hizmeti. İşte yerel yönetimler o anlamda önemlidir. Çünkü diyebilin gibi tamam ben sana bunu veriyorum ama bir kamera koy. Yani 24 görelim. Aynen. Kesinlikle. Çünkü yani verin ama niye verin? Sadece rampa parası. Bence abeste ama sana bir hizmet verse kimse eminim şu sesini çıkarmaz o konuda. Evet, aynen. Senin Gürkan eklemek istediğin son sözlerini de kapatacak kardeş. Bir şeyim yok benim. Teşekkürler gene bizi konuk ettiğiniz için. Umarım bir sonuca varız. İnşallah. Senin başkanım son eklemek istediğin. Son olarak eklemek istediğim bu tesis konusunda bir çalışmamız da vardır. Evet onu arkadaşlar, da konuştuk ama açıklamayalım onu. Beklesinler. Beklesinler. Çünkü açıklayıp da ellerine koz vermek de istemem buradan. Evet. Sen de söyledin aynısını. Aynen öyle. Boşu boşuna canımızı daha başka yakamasınlar. Onun görüşünü de tam tatlıya bağlayalım. Ne olur ne olmaz ki %100 Erhan'ın ürettiği çözüm tutacak. Aynen. Ama bu akşamlık bunu gizli tutalım. Yani saklı tutalım hakkımızı ama vardır. Arkadaşlar yani buradan söyleyebiliriz ki hakkımız vardır. Çalıştık. Bunun üstünde iyi çalıştık. Evet. Ve kazanacağız. Evet. Orada o konuda beklesinler. Bir şey daha söyleyeyim size. Onlarda bir de yani bayağı bir dengesizlik vardır o tesis açıları evet, konusunda. Işte. Dikkat ettiniz evet, onlara evet, değil mi? Tabii ki tabii ki. Yok yani. Girmeyelim derinlerine. Tabii. Hep ama yani bir çalışmamız vardır. Çok iyi bir çalışmamız vardır o konuda. O güzel, var ya, abi, çok güzel haberi bekleriz. Evet. Çok çok iyi bir çalışmamız vardır o konuda. Başarılı olacağımıza inanırım. Son bir öneri sunayım size. 50 dakika bu programa sığmaz.
biraz süreyi... Amatör balıkçının derdi 50 dakikaya sığmaz. Yapalım kendini 1 saat. Yani geç vakitlerde yap, sabaha kadar devam etsin. Sabaha kadar. Amatör balıkçının sorunu. Kendi kanalımızı açalım biraz daha diyeceksiniz. konunun paydaşlarının hepsinin burada olduğu, mesela o komisyona katılan konunun paydaşlarının hepsinin olduğu geniş kapsamlı bir platform oluşturup bir program yapılırsa... Çok değerli. Muhakkak. Çok o da bir olur. Şey olsun. Çok değerli olur. Da onu da yaparım. Herkes eteğindeki taşları döker. Aynen. Nedir ne değildir. Herkes bilir. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Renk attınız. Sen de Mustafa'm. Tekrar çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Atesa Marin'in sunduğu Lefke'de sportif balıkçılık sona erdi. Toplamda 18 megawatt güneş enerjisi kurulumları gerçekleştiren Aircam Solar, büyük megawatt saha kurulumlarından sonra küçük ve orta ölçekli ticari kurulumları son hızla gerçekleştirmeye devam ediyor. Süpermarket, benzin istasyonu, faturalarınızı güneş ödesin. Tarifeniz solar olsun. Aircom Trading Limited. Okyanustan gelen huzur. Yenilenen Acapulco Ocean Spa. Siz değerli misafirlerimize 4300 metrekarelik alanıyla daha kaliteli hizmet sunmaktadır. Acapulco Ocean Spa'da kapalı, ısıtmalı, jacuzzi ve yüzme havuzları. Kadınlar hamamı, unisex hamamı, VIP hamamlar, cilt ve vücut bakımı, tayı masajı, ayurvedik masaj, çiftlere özel jacuzzi masaj bulunmaktadır. Ayrıca VIP masaj ve dinlenme odaları, kafe shop, vitamin bar alanları, kuaför hizmeti, el ayak bakımları, fitness ve grup dersleri, PT alabileceğiniz sağlıklı spor alanları, gelin hamamı ve damat hamamları, çiftlere özel paketler ve hediye paketleriyle sizlere en iyi hizmeti vermektedir. Her salı, kış ayları boyunca kadınlara özel indirimli günlerde Acapulco Ocean Spa'da. Acapulco Ocean Spa. Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza, mutluluğun peki. Deniz Plaza. Güller yüzlü mağaza. Bu buzluk da bozuldu, bozulacak. Farkındasın değil mi? Hı. Klima da bir hoş. Yeni almak lazım. Hatta inverterlerden alırsak her odaya da birerden de koyarak çok güzel olur. Evet. Boya badana da yaptırmak lazım. Yani. Ne yapacağız? Bir reklam vardı. Şu Ahmet İvan oynardı. Hatırlar? Yaşa be canım, evet. Diğer Spank reklamı. Oh, kapıyı bir de açarmışım. Karşımızda Ahmet İvan. Aa, Emre Pehlivan. Yani? Artık Ahmet İvan yok. Ben varım. Evet. Nedir problem? Neye ihtiyacımız var? Şimdi bizim buzluk eskiydi. Yenilemek lazım. Klima da öyle. Hem diğer odalar için de esterik klima yani.
İşte bu yüzden bizim de aklımıza Ahmet Evin geldi. Yani Nearis Bank. Evet. Nearis Bank tamam ama Ahmet Evin yok artık. Ben varım. Yarın sabah ilk iş en yakın Nearis Bank şubesine gidiyorsunuz. İhtiyaç kredisi için başvurunuzu yapıyorsunuz. Üstelik 25 bin TL ve üzerinde yaptığınız bütün kredi alımlarında banka size teminatlı sağlık sigortası hediye veriyor. Nasıl? Ne oldu? Ahmet anladınca havalara uçarsınız. Ben anladınca olmadı. Yok yok, oldu oldu olmasına ama işte biz Ahmet Hıvın'a alıştıydık. Ya yani. İyi iyi, Ahmet gelsin o zaman. Bensiz olmadı değil. Gidin alın ya ihtiyaç kredisini. İki dakika halletsinler işinizi. Faizi de çok uygun. Üçer teleme de var. 72 ay da vardı. Ehat, daha neyi beklersiniz? Ma boşuna demedi ya bu adam. Ne güzel şeymiş öyle düşünmek. İhtiyaç kredisi, 3 ay erteleme, 72 ay vade, hızlı onay, düşen bakiye. Ne güzel şeymiş öyle düşünmek. Nearis Bank. Çeyrek asırlık deneyim, yaygın İhlas Servis Ağı güvencesiyle ayda 99 TL taksitle Aura Sebilon Silver almak varken... Hiç merak etme, bir şey olmaz. Garantisi benim abi. Diyen su arıtma cihazlarına para vermeye değer mi? Aura Sebilon Silver. Tüm İhlas mağazalarında. İhlas ev aletleri KKTC distribütörü. 0392 444 4949. Her sabah günün sessizliğini kuş seslerinin bozduğu masmavi bir denize uyanacaksınız. Tarihle iç içe, doğanın tüm renkleri etrafınızı saracak. Kuzey Kıbrıs'ın en iyi lokasyonlarından biri olan Yeni Boğaz içinde Erbatu Ada Park'ta yalnızca eviniz değil, yeni bir yaşam biçiminiz olacak. Kent yaşamından uzaklaşmadan, çevreyle dost bir yuva sahibi olacağınız Ada Park, kumsala, üniversiteye ve hastaneye 5 dakika, şehir merkezine 10 dakika, havaalanına 40 dakika mesafede bulunuyor. Profesyonellerce tasarlanmış müstakil villa, ikiz villa ve lüks dairelerden oluşan Ada Park size huzurlu bir yaşam vaat ediyor. Daha fazla detaylı bilgi için www.erbotoestate.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Otomobil tutkusu anlatılmaz, yaşanır. Bu güçlü duyguya Kronos yakışır. Kronos, madeni yağların efendisi. Kıbrıs'ın mobil cüzdanı Happy ile tanışmanın şerefine 31 Mart'a kadar Happy üye iş yerlerinde alışveriş yap, para değerinde 2500 TL Happy'cik kazan. Hepicikler arttıkça artsın, mobil cüzdanı herkes kullansın. Hemen uygulamayı indir, hem ödemelerini temassız olarak yapmaya başla, hem de gerçek mobil cüzdan uygulamasıyla tanış. Happy, Kıbrıs'ın mobil cüzdanı. Coop Bank'tan. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Narenciye'nin altın değerinde bir ürün olduğunu vurgulayarak Güzelyurt bölgesinde en önemli meselenin su meselesi olduğunu kaydetti. Tatar, ilk olarak Genel Müdürlük binasında Siprovex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlı da Genel Müdür Cemal Redif ile bir araya geldi.
Tatar'ı ziyareti sırasında Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da eşlik etti. Üreticilere sahip çıkıldığını dile getiren Tatar, geleceğe umutla bakalım, toprağa, ağaçlarımıza, ekonomik değerlerimize sahip çıkalım dedi. Pandemi koşullarına rağmen çalışmak suretiyle ürünün toplanması, paketlenmesi ve ta ihracat noktasına kadar götürülmesi aşamasında yapılan değerli çalışmalar bir kez daha bugün yerinde görüyorum. Dolayısıyla bu bölgenin potansiyeline ve geleceğimize baktığımızda fevkalade önemli bir takım yatırımların şu anda devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bu da bizi umutlandırıyor. Dolayısıyla ben buradan Cumhurbaşkanı olarak bütün bölgeye o mesajı veriyorum. Bütün üreticilerimize, bu sektörde çalışanlara geleceğe umutla bakalım. Toprağımıza, ağaçlarımıza, bütün ekonomik değerlerimize sahip çıkalım. Çok teşekkür ediyorum. Tatar daha sonra Narenciye paketleme tesislerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Tatar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara karanfil verdi. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, genel sekreter gayri resmi toplantıya tarafların istedikleri vizyonu getirebileceklerine dair kendilerine bir alan açmıştır. Federasyon diye bir sınırlama yapmamıştır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Cenevre'de Nisan sonu yapılacak 5+ Birleşmiş Milletler toplantısı öncesi Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu değerlendiren Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda zirveye hazırlanmakta olduklarını söyledi. Zirvede içerik konuşulmayacağına dair açıklamaları yorumlayan Ergün Olgun, Genel Sekreter'in davetinin içeriğini paylaştı. Ergün Olgun, Genel Sekreter Guterres'in 5+ Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısına davetinin amacının resmi görüşmelerin başlatılması için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunu söyledi. Toplantının gündeminde tarafların vizyonunun ortaya konulacağına vurgu yapan Olgun, 50 yılı aşkın bir süre devam eden ve siyasi eşitlik zemininde yetki